Merhabalar. Zuhal isminden korkuyorum ve sayesinde son konuşması Selahattin Tonguç ve Orhan Terden arasında olacak. 1976 yılında yapılan 13. Antalya Film Festivali, Film ve Sanat Festivali. Bunun hazırlığın süreci 1975'e aslında dayanıyor. 1975'ten, 1976'dan ve bütün o sürecin nasıl geçtiği ile ilgili olacak. Sergi 21 Nisan Pazar günü kapanıyor. Çok teşekkür ederiz. Nereden başlayalım? Ne anlatalım? Antalya'daki duvar resimleri çalışmasına geçmeden önce bütün sanatçıların, bütün dallarda çalışan sanatçıların hayallerinden bahsetmek istiyorum birkaç sözle. Herkesin hele hele 30'lu yıllarında, yaşlarında yapmayı, yapabilmeyi düşlediği şeyler vardır. Benim de başka arkadaşlarımın da çok etkilendiği bir resim türü Meksika'da bir dizi sanatçının uyguladığı duvar resimleriydi. Bunları hayranlıkla okumuştuk. Diego Rivera, Siqueiros, Orozco gibi büyük ustaların duvar resimleri bizi hayran bırakmıştı. 30'lu yaşlarda henüz tanınmıyorsunuz. Nasıl bir resim yaptığınız bile belli değil. Güvenip de hiç kimse duvarını buyur resim yap diye vermiyor tabii. O yüzden bunlar hayal olarak yüreğimizde dururken dururken günün birinde görkemli bir olanak çıktı karşımıza. 1975 yılında Kuzgun Acar, rahmetli heykelci dostumuz, abimiz, ustamız Kuzgun Acar. Her nasılsa Antalya'da o dönemin Antalya Belediye Başkanı Sayın Selahattin Tonguç'la tanışmışlar, bir proje yapmışlar. Ve 1975 yılında bir heykel sempozyumu düzenlediler Antalya'da. Sempozyum fikri tamamen Kuzgun'a aittir. Yanlış hatırlamıyorsam 20 heykelci gelmişlerdi. Birer heykel yaptılar. Tamamen belediyenin yarattığı olanaklarla. Heykeller tabii Antalya halkına armağan anlamında yapılıyordu. Hiç kimse para almıyordu bu işlerden. Ama herkes bir düşünü gerçekleştirebilmek için çalışıyordu. O yıl ben de Kuzgun'dan yakın arkadaşlığıma dayanarak parkta bir açık hava sergisi, bir resim sergisi düzenlemiştim ama sempozyumun tamamen dışındaydı. Bizim ertesi yıl yapacağımız duvar resimleri sempozyumunun ilk adımı, öncü adımı buydu. Belki Selahattin Bey bu heykel sempozyumundan da söz etmek ister. Biz Antalya'da işte 74-75 yılının sonunda geldiğimiz zaman bir hedef koyduk. De ki Antalya doğasıyla, güneşiyle, tarihiyle, geçmişiyle bir tarih, turizm, kültür ve sanat şehri olmalıdır. Antalya bir turizm şehri olmalıdır. Antalya bir tarım şehri olmalıdır. Bunları biz bir arada toparlamanın yollarını aramaya başladık. Bizden önceki dönemlerde Antalya Festivali özellikle film yarışması vardı ama daha çok ağırlıklı olarak magazinsel. Diğer sanat dalları da öyle. Kültürü geliştirmediğiniz sürece şehri dünyanın en güzel binalarını sıralayın.
o binalara istediği insan, gelecek olan insanların koyacağı bir katkı yoktur. Ancak kültürle beraber insanlar kültürle, yazıyla, resimle, sinemayla, romanla özgürce kendilerini ifade edebilmelidir. Yani biz bunu Antalya için geçmişine bakıyoruz Antalya'nın. 17 antik tiyatro var Kaş'tan şeye kadar, Gazipaşa'ya kadar. Bugün bu tiyatroların koltuk sayılarına bakarsak herhalde ülkemizde o kadar tiyatro koltuğu yok. Bu insanlar geçmişte bu mirası biz devralmışız. Bir çalışma var arkadaşlarımızın yaptığı Zeynep Oral'la birlikte. Elmalı'nın dağ köyündeki köylü Mehmet Ağa buğday ambarı yaptığı buğday ambarıyla Roma döneminde yapılmış olan dahit hemen hemen tam olmasa da birbirinin benzeri. Demek ki bir tarihi geçmişten insanların aldığı bir miras var. Biz bu mirasın üzerine bunun hakkını vermek istedik. O bakımdan diğer çalışmalarımızın yanında kültüre çok önem verdik. Buradaki benim temel düşüncem aldığım işte gençlik yıllarında, üniversite yıllarında biraz şanslı görüyorum kendimi. İstanbul'daki o dönemin sanatçılarıyla, o dönemin önde gelen bilim adamlarından feyiz almak fırsatı oldu. Belki onların da bende bu etkisi var. İnsanlar özgürce kendilerini ifade edebilsinler. Bu düşünceyle 74 Festivali için İstanbul'a geldik. Bütün sanat gruplarına, bilimcilerden başladık. Filmcisi, tiyatrocusu, müzisyeni, herkese bir öneri getirdik. Dedik ki, biz bu topluma bir şeyler vermek istiyoruz. Sizler bize katkıda bulunur musunuz? Bizim paramız yok belediye olarak. Ancak oba dediğimiz belediyenin işte yazık, tahtadan, ahşaptan yapılmış yerleri var. Bir de orada bizden önceki dönemlerde festivaller için hazırlanmış yemek takımları var. Biz de yatacak obada yer veririz. Yiyecek yemek için de kaynattığımız karavanadan sizleri yedirebiliriz. Bu şartlarımızı kabul ediyorsanız gelin buyurun. Sizlerle birlikte bir katkıda bulunalım. Umduğumuzdan çok fazla bir heyecan gördük. Tiyatro yapan arkadaşlarımız geldiler. İlk defa Antalya'nın gece kondularında, sokaklarında, meydanlarında sokak tiyatrosu başladı. Romorktan, traktör romorkundan bozduğumuz sahnelerde bunlar sahneye çıktı. Müzisyen arkadaşlarımız aynı heyecanla gelip Antalya halkıyla birlikte müzik yaptı. Bu arada işte Antalya geçmişte tarihi eserlere baktığımız zaman müthiş bir yontu, bir resim. Hepsini bulmak mümkün. Bizde niye olmasın? Tesadüfen işte Kuzgun'la Mehmet Aksoy'la tanıştık. Onlar 75'te bir heykel sempozyumu yaptı. Sokaklarda, meydanlarda heykel yapmaya başladı. Antalya'daki karşımızdaki olan cepheler bizi korkutmaya çalıştılar. Dediler ki Antalya halkı sizi taşlar. Bu sanatçılara yazık edersiniz. Bu sanatçılara saldırılar olur. Biz yılmadık. Antalya halkı tam bizim beklediğimiz gibi yontu yapan arkadaşımıza geldi, sanatçımıza yardım etti. Kimisi taşını taşıdı, kimisi ahşap yapıyorsa keseriyle, bıçkısıyla ona yardımcı oldu. Antalya bir anda 25-30 yerde birden yontu yapan yerli yabancı sanatçılar. Böyle Orhan Bey başta olmak üzere birçok ressam arkadaşımız, yerimiz yok, salonumuz yok, parkın içerisinde açık havada resim sergileri oluşturduk. Bir başka grup arkadaşımız hikayeler üzerine, başta rahmetli anıyorum Fakir Baykurt olmak üzere, o dostlarımız hikaye yarışmaları açtı, şiir yarışmaları açıldı. Antalya kaynamaya, Antalya halkının o ilgisi beklettiğimizi çok daha fazla üzerinde oldu. Bırakın Antalya halkından bir tepki görmeyi, müthiş bir destek görmeye başladık. O cesaretle de
O sohbetler sırasında zannediyorum Orhan Bey'den geldi teklif. Biz dedi duvar resimleri yapmak istiyoruz. Onu çok memnuniyetle karşıladık. Bir sonraki 76 yılı için duvar resimleri yapmaya konusunda bir anlaşma vardı. Hiçbir şart öne sürmedik. Hiçbir koşul koymadık. Sadece sağlayabileceğimiz malzeme sağlarız. Barınacağımız bir yer sağlarız. Onun dışında da fazla yok. Ama o heyecanı bugün hatırlıyorum. Yaşamak mümkün değil. Çok güzel bir olaydı. Bütün sana şeyler, duvarlar boyanmaya başladı Antalya'da. Karşı cephede farklı düşüncede olan yerlerden kıpırdalar geliyor ama biz daha çok halkı dikkatle izlemeye başlıyoruz. Halktan en küçük bir tepki olmadığı gibi her türlü destek var. Ve tabii o dönemin bugün de kısmen şey yapıyoruz, sansür olayı var. Önce filmde başladı. Kara Çarşaf'ı birini oynatmayız, bilmem şu filmi gösterime sunmayız. Onların farklı bir mücadelesini geçirdik. Zaman oldu, sansür heyetini Antalya'ya getirdik, aşmaya çalıştık. Zaman oldu, bunun mücadelesini yaptık. 79'a geldiğimizde de mecbur kaldık. O kadar sansür baskısı altında kaldık ki film konusundaki yarışmayı iptal ettik. Ama duvar resimleri bugün Antalya halkının beynini o kadar işlemiş ki daha doğru dürüst Antalya'da resim yapan yoktu o tarihlerde. Bugün Antalya sokaklarında, Antalya'daki sanat evlerinde yüzlerce arkadaşımız resim sanatıyla uğraşıyor. Bu, Orhan Taylan ve arkadaşlarının ektiği tohumların işermesidir. Birazdan ben şey yapacağım, burada tabiatıyla bir saldırıya, sansüre de uğradık. Bu resimlerden, halkın ilgisinden korkanlar oldu. Korkanlar, saldıranlar ne yazık ki halk değil, cahil dediğimiz insanlar değil. Okumuş, belirli bir kültürü almış, belirli bir seviyeye gelmiş olan insanlar gençleri tahrik ederek, onları kışkırtarak, onları bir yerlerde besleyerek, gece sokağa salarak resimlere boya attırmaya çalıştılar. 75'te de Mehmet Bey'in heykelini yapmaya çalıştılar. Geleceğine sahip çıkan adam çok anlamlıydı, çok güzel bir mesajı vardı. Önce yapılan şeyleri kırdılar. Onun üzerine yılmadık. Gittik sanayi çarşısından, fazla da bir imkanımız yok. O teknolojide falan bilmiyoruz. Tornalardaki artık madeni artıkları topladık. Çimentoyla birlikte döktük. Daha sağlam olsun, bir daha kıramasınlar diye. Ve 12 Eylül'e kadar o heykeller Antalya caddelerinde süsledi. Baktık 12 Eylül'de kaldıracaklar. Mehmet Bey'in heykelini parkın içerisinde ağaçlıklı bir alana sakladık. Ağaçlardan görünmediği için de kimse ona dokunamadı. Şimdi Antalya'da İnönü Parkı'nın miladorunun bir tanesini süslüyor. Kuzgun Acar'ın rahmetli yapmış olduğu yapıcılığı, Haşim İşcan'ın yapıcılığını simgeleyen yapıtı yine o miladorun bir tarafında. Geçtiğimiz yılda, evvelki yılda yine Mehmet Aksoy'un yeni bir eseriyle Nazım Hikmet ve diğer üçüncü miradorumuzu süsledik ve hale Antalya'da bunları bu miradorlarla seyretmeye devam ediyor. Ben başta olan Taylan olmak üzere o zaman katılan 25'e yakın arkadaş tanıyorum. Hala Antalyalılar o duvar resimlerini unutamadılar. Hala o arzuyu taşıyorlar. Ama öyle bir heyecanlı ortam yeniden doğar mı, doğmaz mı onu bilemiyorum. Biz bu arada bir başka proje ortaya koymuştuk. Antalya'ya gelen her sanatçı kendi dalında Antalya'ya bir eser verecekti. Bu yüzden 75 ile 80 arasında Antalya Belediyesi'nin 300 civarında yontu, heykel, resim ve değişik sanat eserlerinden oluşan bir müzesi birikimi olmuştu.
Ama maalesef 12 Eylül her şeyde olduğu gibi bizim o eserlerimizle nereye gittiğini, kimler tarafından yağmalandığını bilemiyoruz. Maalesef beri genelinde işte birkaç tane eser kaldı. Orhan Bey'in eserini sonradan ilk 12 Eylül'de silinen eser. Biz boya atılanları özellikle sildirmek istemedik, arkadaşlarımızdan rica ettik. Bunu yapanlar bunu görsünler, gördükçe de utansınlar diye. Antalya halkından bir tepki gelmiş olsaydı o resimler 80 yılına kadar orada kalmazdı. O boya atmadan sonra hiçbir tek resme el sürülmedi. Ama o boyalı haliyle de değerlerini biz bir ders verme amacıyla saklamaya devam ettik. Ben bir başlangıç olarak Neşet Örgüsü'nü Evet, Selahattin Bey'in anlattığı gibi bizler açısından duvar resmi yapabilme heyecanıyla yaşayan genç sanatçılar olarak bizler açısından mucize böyle gerçekleşti. Antalya Belediyesi bize ilk bir 4-5 kişilik bir grup olarak gittiğimizde bir araba verdiler, şehri gezin dediler. Tabii Selahattin Bey söylüyor. Duvar Bey'in seçin, duvar seçin. Rüya gibi bir şeydi tabii bizler açısından. Dolaştık. Herkes kendine göre bir duvar beğendi. Fotoğraflar çektik Antalya'ya gelemeyen, bu duvar seçme sırasında gelemeyen arkadaşlar için. Fotoğraflar çektik İstanbul'da, onlar fotoğraflar üstünden seçim yaptılar. Ve kalktık gittik Antalya'ya. Şimdi çalışmanın tabii her böyle organize çalışma gibi bir takım ilkeleri olması lazım. Bir sempozyum yönetmeliği diye bir şey yoktu orta yerde ama prensip olarak üzerinde anlaşacağınız, değil mi, belediyeyle ilkeler olması lazım. Bizim açımızdan çok önemli olan eskiz yapmamak. Yani belediyeye ya da başka bir kuruma, herhangi bir kuruma ön taslak vermemek. Duvarların üzerinde herkesin ne biliyorsa yapacağı türden bir yaratıcı süreç oluşturmak çok önemliydi. Ben bunu kendi adıma da çok önemsiyorum. Çünkü sanatsal yaratının resim alanında özellikle çalışma başladıktan sonra da sürdüğü kanısındayım. Bu düşüncedeyim. Yani bir taslak üzerinden mutabık kalıp da çalışmaya başlarsanız o taslağı icra etmekten ibaret olur yapacağımız çalışma. Oysa çalışmaya başladıktan sonra pek çok şey gelir insanın aklına. Değiştirmek, geliştirmek isteyebilir. O yüzden bu geliştirme olanağı sanatçının hakkı olarak elinde olmalıdır diye düşünüyorum. O günlerde tabii cüretli bir teklifti bu. Ancak Selahattin Bey başta olmak üzere tabii belediyede bu çalışmalarımıza yardımcı olan arkadaşlar da benimsediler, onayladılar. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz aylarda yanılmıyorsam Eskişehir'de bir sanatçının sergisini valilik indirmiş, toplattırmış. Neden diye sorulduğunda efendim bize önden verilen fotoğraflarla uymuyordu. O fotoğrafların dışında resimler de asılmış demiş vali, açıklama yapıyor. Şimdi demek ki bir takım mercilere baştan ne sergileyeceğinizin hesabı veriliyor. Fotoğrafları teslim ediliyor. Uygun görülürse açılacaksa. Böyle şey olmamalıdır diye düşünüyorum. Hiçbir sanatçı açacağı serginin belgelerini önceden kimseye teslim etmek zorunda olmamalıdır. Sergi süreci dahil
sanat bir uygulama sürecidir. Sergileme sırasında bile resmini değiştirmek isteyebilirim sanatçı. Bunda da özgür olmalıdır diye düşünüyorum. Dönelim Antalya meselesine. Antalya'daki çalışmalarımızda hepimiz için çok önemli olan bir şeydi bu. Herkes ne biliyorsa onu yapmakta özgür olarak çalıştı. Kimse kimseye hesap vermedi. Çıkan sonuçlardan hepimiz çok memnunduk. Herkes çok keyifle çalıştı, çok sorumlulukla çalıştı. Hiç kimse ne siyasi bir simge koydu, ne bir parti taraftarlığı işareti koydu. Bundan çünkü sağcılar çok telaşlanmışlardı, zannettiler ki işte Ecevit ressamlar göndermiş, duvarlara slogan yazacak bunlar zannetmişler. Oysa hepsi deneyimli, bilekli, ciddi sanatçı arkadaşlardı. İyi işler bıraktığımızı düşünüyorum. Bilmem Selahattin Bey de aynı fikirde mi? Şimdi tabiatıyla bir eskiz istemek, bir yönlendirmek bizim düşüncemize tamamen tersti. Sanatçı demek özgür insan demek. Sanatçı özgürce düşündüklerini aktarabilen, topluma örnek olan insan demektir. O bakımdan hiçbir şekilde, hiçbir gelen sanatçımıza siz şunu yaparsınız, şunu yapamayacaksınız diye bir şart koymadık. Koymadığımız gibi gelecek olan bütün tepkileri de biz karşılamaya göğüs germeye peşiyle kabullendik. Bu resimler konusunda tabiatıyla birçok tepkiler geldi. Bir milletvekilimiz dedi ki, bu resimler komünist ülkelerde olur, sosyalist ülkelerde olur, başkan da onu yap. Ben açık söyleyeyim, o tarihe kadar hiçbir sosyalist ülkeyi gezmemiş, böyle bir duvar resimlerini falan da görmemiştim. Ancak ben bir sanat adına özgürce sanatçılarımız icra etsinler, eserlerini koysunlar diye düşündüm. Şimdi biraz önce duyuyorum ki Meksika'da bu varmış. Demek ki o da sosyalist ülkelerdekileri sonra gittiğim zaman kısmen bazı duvarlarda gördüm ama o olmadığını. Bu mesajı vermekte herkes kendi özgürce düşüncesini, mesela üstadın bir tanesinin ekmek şeyine el süremediler, boya atamadılar, çarptırırız diye. Yani o resme de biz karşı çıkmadık. Bir başka arkadaşımızın eli dur demiş, onlar ondan alınmışlar, bize dur diyorlar diye. Biz de devamlı ilerleyeceğiz, hep ileri diyoruz. O bakımdan da onlara da şey yapmadık. Hemen arkasından bu yaygara şey oldu. Resimleri sileceğiz. Ben dedim ki hiçbir resim silemezsiniz. Hiçbir resim sildirmeyiz. Gidin Cumhuriyet Savcılığına, ben kendim müracaat ettim. Varsa resimlerde gereğini biz yaparız. Suç varsa o suçu da üzerimize alırız. İlk bir resim silindi. O da beden terbiyesine ait kapalı spor salonunun önündeydi. Vali bir sürü taziye, belki de yakınlarının etkisiyle o resmi önce silmek istedi. İtirazımız üzerine bezle kapatıldı. Ama bir süre sonra yukarıdan gelen talimat üzerine o resim silindi. Orhan Bey'in resmi... Cihat Aralı'nın resmi. Evet. Cihat Bey'in Aralı. Yani o resim kadın, iş, çocukla ilgili bir ismi müstehcen mi demediler ve komünizm propagandası yapıyor mu demediler. Herkes kendine göre bir yorum. Ama enteresan bir yorum anlatmak istiyorum size bu arada. Orhan Bey'in de işte Promete efsanesini Antalya'daki Çıralı'da hatırlatan diyorlar. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Kimisi Türk köylüsü diyor. Kimisi bir işçiye benzetiyor. En fazla muhalif olanlar da o zamanki genel başkan Bülent, benim mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Bülent Ecevit'e benzetiyor. Bu arada yüksek mevkideki Ege Ordu Komutanı Antalya'ya ziyarete geldi. Özellikle de bu resim için bir ziyaret etti. Bu resmin ne manaya, kimin resmi olduğunu söyledi. Vallahi ben size anlattığım gibi kendisine de herkesin buna göre bir yorumu var.
siz ne diyorsunuz? Yok dedi, o değil. Sen tarih okumadın diyor. O bir kötü lisede bir tarih okudum. E sen de tanımıyor musun? Paşam kimi tanımıyorum? O resimdekini. Vallahi bilmiyorum ben de o resimde kim var. Meğer onun yorumu da Stalin'miş. Onun yorumu da Stalin'miş. Ben de kendisinden rica ettim. Dün bizim mahallede beraber biz o Stalin dediğimiz adamı ben görmedim. Mahallede çelik çomakla oynamadık. O bakımdan sizde bir resim varsa lütfedin. Verin, biz de bir karşılaştıralım. Israrla ben bunu çok iyi bilirim. Ben bunu şey yapıyorum, bu Stalin resmi diye ısrar etti. Ben de kendisinden ısrarla beraber çekilmiş bir fotoğraflarını istedim. Yanındaki kurmaylar kaçtı. Ama gelin görün ki bu adam sonra şair şey diye, ressam diye ortaya çıktı. Hamam resimleri yapmaya başladı. Onları değerlendirmeye başladı. Yani bu yoruma tabi bu olay böyle de bir enteresan hikayesi var Orhan Bey'in. Evet, bıyık meselesi o zaman önemsediğimiz bir şeydi. Hepimiz bıyıklıydık. Evet. Hepimiz mi? Çok emin değilim. Yusuf'un bıyığı yoktu. Şimdi demin gördüm, Seyit'in de bıyığı yokmuş. Ama çoğumuz bıyık bırakırdık. Bir de bizim bıyık stilimiz böyle uçları yukarı kalkık, Enver Paşa'nın bıyıkları gibi. Yani İttihatçı bıyığı denir ona, uçları yukarı kalkık olur. Hatta böyle oynanır da bıyıklarla falan. Bizim bıyıklarımız öyleydi. Ve Stalin bıyığına falan hiç benzemezdi. Onlar tabii fobi yüzünden böyle davranıyorlar, onların fobisi. Ama Antalya halkı o resimleri yıllarca kartpostal yaptı. Bayramlarda, düğünlerde kartpostal olarak kullandı. Bütün dünyaya o resimler böylece yayıldı. Bugün Antalya halkı o resimlerin 80'e kadar kaldı. 80'den sonra ilk silinen yine o bu benzetme yüzünden o ressam olan sonradan resimle yaptığını iddia eden vatandaşın şeysiyle, talimatıyla silindi. Arkadaş, biraz önce Orhan Bey'e de anlattım. Arkadaşlar silme talimatı aldık, ne yapalım dedi. Vallahi yapabileceğimiz bir şey. Dediler ki biz akrilik boyayla boyayacağız. Sonradan yıkanır çıkarsa resmi ortaya çıkarabiliriz de. Üstüne de ne mutlu Türk'üm diye ne diye yazdılar. Orayı boyadılar, hala o haliyle duruyor. Belediyenin de elinden çıktı o sahibi başka yere. Ama hala Antalya'da bu resimlerin, bu sanat eserlerinin özlemini çekiyor. O yüzden bir kez daha ben o gün katılan bu arkadaşlarıma, bu sanat işte dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizler için sadece o resimleri yapmak ve resimlerin kalıcılığı değildi önemli olan. Bir başlangıç oluşturmaktı. Nitekim Antalya'dan sonra Antalya olayı çok duyuldu. İstanbul basınında da epeyce yer aldı. Antalya'dan sonra birkaç farklı yerde, başka illerde, belediyelerce de uygulama yapıldı. Aynı çapta değildi tabii. Antalya çapında 20 kişiyle koskoca 100'er metrekarelik duvarlar falan imkanı olmadı. Bir Kartal Belediyesi ile yapılmış bir çalışma var. Yusuf, hatırlıyor musun kaç yılıdır Kartal? 79 mu? 79. 80'de yarım kalmış bir girişim Kuşadası'nda yaşandı. Kuşadası'na da 8-10 kişilik bir grupla gitmiştik. Fakat Kuşadası Kültür Sanat Şenliği aksi gibi 8 Eylül 15 Eylül arasında 1980'de yer alıyordu. Ayın 12'sinde askeri darbeyle uyandık. Sabahleyin Kuşadası macerası da böylece resimler yapılamadan ama ilk çizgileri çizilmiş duvarlar halinde kaldı. Tabii uzun yıllar hiçbir şey yapılmadı. Bu tür cüretli
uygulamalar unutuldu gitti. Ama geçtiğimiz ay içinde Kadıköy'de yapılmış, ben de internetten gördüm, çok hoşuma gitti. Selahattin Bey'e söz ettim, Kadıköy'deki uygulamada kaç kişi katılmış tam bilmiyorum, kimler olduklarını da bilmiyorum ama duvarları boyarken belediyenin kepçeleri vardır ya, lambaları falan değiştirmek için kullandıkları, o kepçelerin üzerinde çalışmış ressamlar. Yani hiç iskele kurulmadan duvar üstünde. Muhteşem bir şey tabii. Biz de gördüğünüz gibi iskele, şimdi iskele duvara o kadar yakın ki, yani 70-80 santim derinliği var iskelenin. Şöyle bir adım geri gidip ne yaptığınıza bakamıyorsunuz bile. İneceksiniz iskeleden, bir 50 metre koşacaksınız, uzaktan bakacaksınız. Çizgiler birbirini tutuyorsa geri koşacaksınız, tekrar iskeleye çıkacaksınız. Müthiş bir sportif olaydı tabii hepimiz için. Ama gençtik, 35 yaşlarındaydık o zaman. Daha genç olan arkadaşlar vardı. Ama demek ki o gün başlatılan hareket sürüyor. Duvar resmi yapılabilir, yapılmış, başarılı olmuş, güzel olmuş diye düşünen insanlar, belediyeciler çıkıyor. Umuyorum bunun gibi daha pek çok örnek Türkiye'de yaşanacaktır. Tabii sadece duvar resmi yapmak orada bir görsel olay değil. Orada o kentte yaşayan, o bölgede yaşayan insanların beyinlerine bir resim hevesi, bir resim sanatı konusu işliyor ve o kentin kültürüne de çok büyük katkılar yapıyor. Onu da bir tarafa bırakmamak lazım. Yani duvar resimleri deyip geçmeyelim. Bugün söylediğim gibi Antalya'da birçok sanatçı yetişmişse, bunlar çocukluklarında bunu gördüler. Orta yaşlarda bu heveslendiler ve öylece de bu sanata karşı büyük bir ilgi doğdu. O bakımdan da size bir teşekkür ederiz. Bizler tabii her zaman Selahattin Bey'e de, çalışma arkadaşlarına da müteşekkir olduk. Keşke daha çok Selahattin Bey'ler olsa Türkiye'de. Arkadaşlar toparlayalım mı? Efendim? Soru-cevap aşamasına gelmişiz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Bir şey sormak istiyorum. Yani sizin deneyiminizden Selahattin Bey, yani tamamıyla bir güven üzerine kurduğumuz bir sistem var. İzin, müsaade, onay üzerine kurulmamış bir şey bu. Yani ne yapılacağını bilmiyorsunuz duvara. Keza 79 yanılmıyorsam, 79 yılındaki film festivali sırasındaki jüri meselesinde de sizin görüşünüz alıyor. Siz de diyorsunuz, siz böyle karar veriyorsanız, protesto varsa protestodur. Hani hatta orada yani festival için hoş olmayacak olan bir kriz de orada. Değil mi? Doğru. Yani uzun bir kriz de yapıyor. Bu iki yönde de çok farklı bir yaklaşımınız var. Artı öncül örnekler de yok yaptığınızda. O büyük bir bütünün parçası gibi geliyor. Yani siz yani düzeltin. Yanlış düşünüyorsam yani sizin kamulaştırma projeniz böyle bugün konuşmuştuk daha önce de okuduğum gibi belediyenin belediye meclisinin konuşmalarını, tartışmalarını şehirde bütün hoparlörlerden verip herkesi dinletmek, şeffaf bir şekilde bütün süreçleri şeffaflaştırmak dolayısıyla başka türlü şeylerin, başka meselelerin gelişmesine izin vermemek vesaire çok radikal kararlarınız var. Türkiye belediyecilik tarihi içinde de çok örnek bir durum teşkil ediyor. Bu yani kültür meselesini İstanbul'da gördüğünüz ve yani eğitim sırasındaki mesele dışında nasıl bağladınız? Bu bir sizin kendi başınıza yaptığınız bir şey miydi? Yani bir film festivalinin geldiği yer çok farklı 70'lerin noktasından itibaren.
Artı bu proje çok farklı. Bu boyutta bu benzerlikte başka projeler daha önce de olmamış durumda Türkiye tarihinde. Daha sonra da aslında olmuyor herhalde. Evet, şimdi aslında çok daha fazla olması yaygınlaşıyor. Ben niye politika yapmaya girdim? Özgürlükleri artırmak için. Ben niye politika yapmaya çalıştım? Bu ülkenin daha demokrat olmasını, insanların daha özgürce kendilerini ifade etmeleri gereğine inandığım içindir. Şimdi bu düşünceyle bir göreve talip oluyorsanız, bu görevin gereklerini de yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Benden önceki dönemlerde hiçbir festivalde ne sansür olmuş ne herhangi bir şekilde sadece magazini ilgilendiren birçok şeyler, olaylar yaşanmış. Ama ne toplumsal açıdan bir tepki olmuş. Onları yapmaya devam ederseniz size hiç kimse bir şey demez. Bakın 70 öncesi, 74 öncesi Antalya Festivali'nin basındaki şeylerine, İşte Antalya plajlarında soyunanlar, taciz edilenler, filmlerde ön sırayı alanlar. Biz topluma bir şey vererek, ben kendimi başından beri şöyle sorumlu hissettim. Ben iyi kötü liseyi bitirdim, iki fakülte bitirme fırsatını buldum. Türkiye'de benim gibi bu imkanı bulan kaç kişi var? O yüzden benim bu topluma bir borcum var. Ben bu topluma benim elde ettiklerimi edemeyen insanların bunu elde edebilmeleri için elimden ne gelirse yapmak mecburiyetindeyim. Birincisi o. İkincisi, Antalya'yı çok seviyorum. Yani hemen hemen en eski Antalya, bunlardan pek şey yapmasam da Antalyalılardan birisiyim. Osmanlı'dan önce gelmiş benim ailem. Şimdi sansüre karşıyız diyoruz. Ta ilk günden 75 festivalinde Karaçarşaflı gelinle başladık. Sansür kavgamız 80'e kadar devam etti. Niye sansürle kavga ediyoruz? Daha insanlar daha özgürce ifade edebilsinler kendilerini diye. Hiç kimsenin fikrini, düşüncesini, yaptıklarını sansür etmeye, onları engellemeye hakkımız yok. O yüzden de Orhan Bey'in dediği gibi ben hiçbir ön şart koşmadım. Koşarsam ben kendimi de bir sansürcü gibi hissederdim. O bakımdan bütün sanat dallarında, resimde aynı davrandık, tiyatroda aynı davrandık, sinemada hiç kimse. Bir tek küçük bir ricam şeyde oldu 76-77'de. Fatoş Güney'e tahrik etmemesini söyledim. 7 yıllık görevimde bir tek cümlem var. Toplumda tahrik edici konuşmayın. İstediğiniz konuşmayı yapın. İstediğiniz şekilde davranın, özgürce davranın. Ama tahrik etmeyin. Nitekim o tahrik sonucu taşlandık, canımızı zor kurtardık. Hayır. Bunların mücadelesini vermek mecburiyet. Ben vermeyeceğim, siz vermeyeceksiniz. Bu mücadeleyi kim verecek? Bugün toplumun geldiği hali görüyoruz. Ben özlemle 80 öncesi insanların heyecanını, 80 öncesi bu insanların, sanatçıların, bu toplumun, aydınların mücadelesini özlemle özlüyorum. Bunları özlüyorum. Bunu birileri yapacak. Türkiye'de politikacıyı gözden büyüttüğümüzü ben kendim politikaya hasbelkader girdiğimde anladım. Yani ben belediye başkanı olacağım falan diye de ortaya çıkmamıştım. Parti aday bulamamış. Ben askerden yeni avukatım, 5-6 yıllık bir avukatım. Askerden geldim, ikinci ayında beni il başkanı yaptılar. 3 tane milletvekili gönderdik 46'dan bu yana. Ama nasıl gönderdik? Yine mücadeleyle. Biz halkçıyız diye çıktık. Soyguncuya, vurguncuya karşıyız diye çıktık. Ben il başkanı oldum. İlk Serik'ten başladım ilçeleri gezmeye. Ağalar orada. Tefeciler ilçe başkanı. Ağalar ilçe başkanı. Ondan sonra da ben çıkacağım meydana. Ben halkçıyım. Halkın yararlarını koruyorum bize. Baştan aşağı o yönetimleri değiştirdik. 3 tane ilk defa ilçe çıkarttık. Milletvekili çıkardık. 7-3 o döneme göre Antalya'da. Sonra belediye başkanlığı için bu parti adaysız kalmasın. Seni gösterelim dediler. Tuttum genç arkadaşlarımı tuttum. İşte ben 30'lu yaşlarım, 31-32 yaşındayım. 25 ile 30 yaş arasındaki gençler toplandık, Antalya için bir hedef koyduk.
Antalya işte Türkiye'nin göz bebeği bir şehir olmalıdır. Kültür şehri olmalıdır, sanat şehri şey olmalıdır, turizm şehri olmalıdır. Ne yapabiliriz Antalya'ya diye. O hedef doğrultusunda bir projeler yaptık. Bir noktaya politika öyle bir şey ki, geldiğiniz zaman bir hedef almaya başladık, yükselmeye başladık. Beni oraya zorla oturtan arkadaşlarımın 11'i benim karşımda aday oldu. 3 ay farklı aldım bu seçimi. Yani bütün fark 3 ay farklı. Sonraki dönemde Ankara'ya gittik, yani bunu birazcık şey olsun diye anlatıyorum. O zamanın belediye başkanı gidecek Ankara'da milletvekillerine el oluşturacak. Aman efendim benim şu işimi takip edin diyecek. Genel müdüre, müsteşara gidecek, ricada bulunacak. Bir baktım ki, yani benim mantığımla bağdaşmayan bir olay. Ben oraya bir milletvekilinin gölgesine gideceğime hiç gitmem. Çok da enteresan olaylar yaşadım. Kendi işimi kendim görmeye başladım. Bugün bir arkadaşlarıma da anlattım, oturuma geldiği için. Antalya Havalimanı'nı planlıyoruz. Biz 2000 yıllarında 36 bin kişi iner, 36 bin kişi binsin, turizm Antalya'da gelişir. Orta Doğu'nun bir ulaşım merkezi olur diye. Genel müdüre kendim götürdüm projeyi. Baktı dedi ki bu günde 36 inecek, 36 çıkacak, 72 bin kişi havaalanı. Atatürk Havaalanı bile İstanbul'da bu seviyeye gelmez dedi. Rusya'nın belediye başkanımız manyak mı dedi bana. Ben dedim manyak değilse de biraz deli. Şimdi geçen sene merak ettim. Gittim emniyetten şeylerin havaalanından geçerken 75 bin iniş, 75 bin kalkışlar Antalya Havaalanı'nda günde. Şimdi Türkiye'yi idare edenler, bürokratlar bir defa dar görüşlü. Antalya kale içinin restorasyon planlarını aldığınız zaman yat limanı onarımı için bize kredi vermeyen banka genel müdürü 12 Eylül'de bakan olarak altın elma ödülünü aldı. Yani nedir bu restorasyon, eskiyle mi uğraşacağız diyen kişi bunu aldı. Türkiye öteki taraftan bakıyorsun bürokrat alışmış Ankara'dan idare etmeye, sizin canınızı çıkarıyor. Birçok şeyi gelmemiş, o kentte yaşamamış, kentin suyunu içmemiş, havasını teneffüs etmemiş, o kent hakkında masa başında karar veriyor. Ben bunları yıkmaya çalıştım. İlk kez Antalya'da şehir planlamasını Antalya'da yaptırdım. 3 kişi yapabiliyordu o tarihte. Bugünkü şartlara bakıyoruz herkes, ya geçmişte belediyeler niye yapmamış? Şimdi düşünüyorum, kırılmamın nedeni o. Politikadan biraz uzak durmamın. Ben yemyeşil bir Antalya hayal ettim. Yemyeşil bir Antalya planladım. 1000 metrekare, 800 metrekare bahçenin içerisinde 150 metrekare, 200 metrekare evler, villalar. Onun dışında yemyeşil bir Antalya. Travertan arazi, verimsiz arazi yukarıya doğru çıktıkça Antalya'da bol. Ama rant denen virüs öyle içimize işliyor ki meclis üyelerini satıyoruz. 2 dönem belediye başkanına ekseriyetle geldim mecliste, ikisinde de rant yüzünden benim meclis üyelerim satıldı, resmen satıldı. Bunu Antalya, ha bir şey daha bu arada gördüm, en güzeli açıklık. Karakapısında 5 metrelik yol var, kamulaştırma yapacağım diye çıkaramıyorum. Ana yolları açacağız, Antalya'da 74 yılında bir tek 10 metreye geçen Gürlük Caddesi var, başka bir caddelerimizin en genişi 5 metre, 6 metre. Bir türlü karar çıkmıyor. Rüşvet başladı, teklifler başladı. Bana da teklif ettiler, bantıma kabul ettim. Şehir operlerine bağladım. Antalya halkına dedim ki, bakın bunu 17 defadır getiriyorum, bu kararın geçmiyor. Buradaki insanlar bana rüşvet teklif etti, işte şeyi bu, konuşmaları bu. Siz ne alıyorsunuz dedim belediye meclis üyelerime. Sonraki dönemde başarıda tabii arkadaşlarımın çok büyük rolü var. Tek başına bir şey yapamazsınız. Antalya Festivali bugün Antalya bir Türkiye'de hemen hemen 4. veya 5. diyelim. Kültür alanında gelişmiş. Gelse sizlerin, diğer sanatkarlarımız, sanatçılarımızın, yazarlarımızın, çizerlerimizin büyük katkıları var. Bugün Antalya'da 2 tane konservatuar var. Bugün Antalya'da Devlet Tiyatrosu var.
balesi var, özel tiyatrosu var, belediye tiyatrosu var. Yani mukayese ettiğiniz zaman Türkiye'nin birçok ilinde biz kültürel bakımından çok daha önemli safhaya gelmişiz. Diğer konularda da açıklık kadar güzel bir şey yok. O bir gelenek geliştirdik o gün, hoparlörle şehre verdik. İhaleleri de hoparlörle verdik. Belediye meclis kararlarını da hoparlörle verdik. Ekseriyette olmamıza rağmen hiçbir kararımız da lehe olan kararlar. Eğer bir altında bir başka rant yoksa, bir başka mesele yoksa gayet güzel geçti. Diyalog eksikliği var Türkiye'de. Bugün bir politikacı olarak baktığım zaman biz ya işte ne işim var bu politikaya, ben niye gireyim kardeşim falanca. Ya herkes bir taşın altına hafif de olsa elini sokmalı. Bugün politikayı kim yapıyor? Politikayı 3. sınıf mesleğinde başarılı olamamış insanlar milletvekili olarak gidiyor. Bu insanlar da bu memleketi. Biz de işte varlıklı bir kesimse ya benim işim iyi, para da kazanıyorum diyoruz. Bir başkası ise bana dokunmayan ne olsun, sonra da şikayet ediyoruz. Hiçbirimizin de bu şikayetleri yapmayan ben çok fazla hakkını olduğunu düşünmüyorum. Ben 72 yaşındayım. Halen politikada ne katkı verebilirim, bu topluma ne yapabilirim onu düşüncesine hareket ediyorum. Özgürlükler bunun başında. Özgür olmadığınız zaman, yani Eskişehir'de bunu yapan adamı ben kınıyorum. O zaman çağırma kardeşim. Sen ver paranı birisine, ben şunu istiyorum de onu yaptır. Hani şeyi yaparken de biz diğer yontularda, ben Mehmet Bey'in orada yapacağı heykelin hiçbir eskizini görmedim. Bir tek şey rahmetli Kuzgun. Kuzgun mu? Kuzgun. Ya dedi Haşim İşcan'ın ben büstünü yapmak istiyordum ama dedi iyi oturmuyor. Bir başka şey yapalım, ne yapalım? Dedim araştıralım, ben bir şey yapmıyorum. Gitti araştırdı geldi. Bir taviz orada oldu ama beraber verdik. Rahmetli Haşim İşcan yaşamı boyunca önemli karar vereceğinde bu sol elinin parmağı oynatma tiki varmış. Dedi ki bu sol eli yapalım. Ona karşı dedim ki şimdi bak bizi solcu diye görüyorlar. Sol eli yaparsak bundan gel dedim istersen bir düşün gene ben karışmayayım. Ama sağ elde yapıcı olmayı işaretler. Bir de bu sağ eli biz batıya doğru yönlendirelim. Hem yapıcılığı hem batıya yönelişimizi simgelesin dedim. Bir tek Kuzgun'a 7 yıl boyunca böyle bir öneride bulundum. Ondan sonra hiçbir arkadaşım... Sahil mi oradaki? Sahil. Sahil de böyle şeydir. Batıya bakan bir sahildir. Onu yani taşlanmasın, kırılmasın diye yaptık ama biraz da rahmetli Haşim İşcan Antalya, Bursa, İstanbul, Samsun buralarda büyük hizmetler vermiş birisidir. Politika nankördür. Haşim İşcan emekli olduktan sonra İstanbul Belediyesi'nden dolayı hakkında bir sürü dava açıldı. Buna mukabil bir ara politikaya girmeye niyetlendi. Samsun, Bursa, İstanbul istemesine rağmen Antalya'ya geldi. Benim Antalyalım da bu adamı seçmedi. Rahmetli iki politikada ezikliğim var. Birisi Haşim İşcan konusundadır. Ben tabii o çağlarda da lise öğrencisi veya üniversite öğrencisiyim. Bir de bir bilim adamı olarak, Antalyalı olarak Muammer Aksoy'u meclise gönderemedik. Buna mukabil barcıyı gönderdik, meyhaneciyi gönderdik. Bir sürü insanı meclise gönderdik ama böyle güzel insanları da gönderme fırsatını bulamadık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu akşamki toplantımızın bu aşamasında soru cevap yapacağı hazırlanan yönetici arkadaşlar. O yüzden sorularınızı bekliyoruz ya da görüşlerinizi. Çok eski günlerden söz ettik herhalde. Evet bileti. O halde herkese teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz için. Sayın Selahattin Tonguç'a da.
buraya kadar gelip bize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Yıllarca sonra hatırlanmış olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Yıllarca sonra beraber aynı heyecanı paylaştığımız sanatçı arkadaşlarımızla bugün en azından beraber olma fırsatı bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Bütün hep ileri, hiç umudumuzu kaybetmeden hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Geçmişi bir tarafa bırakıp geçmişten ders alarak hep ileri, hep ileri, hem bu ülkeyi, hem kendi kentlerimizi, hem sanatımızı her gün biraz daha ileriye götürmeliyiz. Sizlerin hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, iyi akşamlar.